arkadaşlar, bugünkü deneyimizde metallerin asitlerle ve bazlarla olan tepkimelerini göstereceğiz. Öncelikle kullanacağımız malzemelere bakalım. Sodyum hidroksit bazımız var, hidroklorik asitimiz var, erlenmelere koyacağız onları, magnezyum ve çinko metallerini kullanacağız. Magnezyum aktif bir metal, çinko ise amfoter bir metal. Çinkonun özelliği nedir Ece? Amfoterlere. Bunun özelliği hem asitlerle hem bazlarla çinkoyu asit çözeltisine de baz çözeltisine de koyduğumuzda tepkime gözlenebilmesi gerekiyor. Magnezyum ise aktif bir metal, sadece asitlerle tepkime vermesi gerekiyor. Bunu gözlemleyebiliriz. Elimizde sodyum hidroksit katı halde var. O yüzden önce onun sulu çözeltisini hazırlıyoruz. İki erlenmeleri doldurabiliriz. Magnezyum şeridimiz var. Magnezyum dediğim gibi aktif bir metal. Önce baz çözeltisini ekleyelim. Bazda tepkime vermemesi gerekiyor. Metalimiz içeride. Herhangi bir değişim yok. Asit çözeltisini attığımızda ise tepkime vermeli. Yine magnezyum, bu sefer asit çözeltisini atıyoruz. Gördüğünüz gibi tepkimeye giriyor. Şuradan tepkimelerine bakabiliriz. Hidroklorik asit magnezyumla tepkimeye girdiğinde bir tuzumuz oluşacak, iki hidrojen gazı açığa çıkacak. Sodyum hidroksit ise magnezyumla tepkime vermeyecek. Çünkü bazılarımız sadece amfoter metallerle tepkimeye girebilir. Şimdi aynı şeyi amfoter bir metal olan çinko ile deneyelim. Baz çözeltisini ekleyelim. Yavaş başlayacak ama zamanla gaz çıkışını gözleyeceğiz. Asitlerden tepkime daha hızlı oluyor. Onu bekleyene kadar biz aynı şekilde aside de çinkoyu ekleyelim. Gördüğünüz gibi asitle çinkomuz tepkimeye girdi. Bazla da girmeye başlayacak. Aslında yakından baktığımızda az da olsa gaz çıkışı görülüyor ama tepkime çok yavaş gerçekleşiyor. Bir tane daha ekliyorum. Daha fazla olması tepkimeyi daha iyi gözlemlememizi sağlayacaktır. Bakın yavaş yavaş tepesinde ufak ufak hidrojen gazları oluşmaya başladı. Hidrojen gaz çıkışımız var. Ama dediğim gibi tepkime çok daha yavaş gerçekleşiyor. Bu tepkimelere bakacak olursak da hidroklorik asidimiz çinkoyla tepkimeye girdi. Tuzumuz ve hidrojen gazımız oluştu. Sodyum hidroksitimiz de çinkoyla tepkimeye girdi. Gene tuzumuz ve hidrojen gazımız oldu. Aktif metaller ve amfoter metaller eğer bir asitle ya da bazla tepkime verebiliyorsa sonucunda mutlaka hidrojen gazı çıkışı olacaktır. Böylece deneyimizi tamamlamış olduk. Teşekkür ederim.